Bismillahillezî duasının virüse faydası olur mu? Şimdi Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyuruyorlar ki Kur'an-ı Kerim'in ayetleri değil, kelimeler de değil. Her harfi şifadır buyuruyor. Her harfi şifadır. Dolayısıyla yani Bismillahillezî lâ yedurru duasında okursun, Sübhaneke duasında okursun, İhlas suresini okursun, Felak Nas suresini okursun ama inanarak okursun. Şifayı yaratacak Cenab-ı Hak'tır. Hani zaman zaman ben anlatıyordum ya, elimde sihirler vardı da falan filan. Hani ne dediydim? Hiçbir şey yani, yani dua falan değil yani. Ay gördüm üşendim, sihir ben senden boşandım dedim yani, ne alakası var? Ama ben bunu inanarak söylemiştim. Yani yaratan Cenab-ı Hak'tır. Peki bunlar nedir? Bunlar sebeptir. Sebeple müsebbibi birbirine karıştırmamalı. Yani sebep yaratmıştır. Bu sebebi yaratana sığınmalı. Biz yaratanın o bildirdiği sebeplere yapışırız, duayı okuruz, tedbirlerimizi alırız, ondan sonra temizliğe dikkat ederiz, temastan kaçınırız. Zaten aynı şekilde devlet yetkilileri de ısrarla bunun üzerine duruyor. Ellerinizi yıkayınız, zaten Müslüman temiz olur, temizliğe dikkat eder. Bütün bunlara riayet ederiz. Ama Allah-u Teala ezelde takdir etmiş, koronavirüsü gelecek, yapışacak ve benim ecelim onunla gelecek. Allah'ım Mustafa Bey ne kadar sakınırsan sakın. O gene bulur buşurur limuzinle bir yere gelir. Senin haberin bile olmaz. Hapırsan da köpürsen de gelir mi diyorsun? Gelir o. Yani bir yerden gelir o. Efendim işte biz tedbir aldık. Tedbir takdiri değiştirmez. Bizim vazifemiz o. Ve duaya da devam etmek. Ve yani psikolojisini bozacak şekilde de korkuya kapılmamak. Bir de şey var mesela koronavirüsten dolayı hocam, işte iyileşen hastalar var. Onlarla işte röportaj falan yapıyorlar. İnsanlar meraklı olduğu için nasıl iyileşmiş, ne yapmış acaba filan diye onu merak ettiğimiz için gazeteciler de soruyorlar. Böyle ifadeler geçiyor mesela. Onları duyunca benim biraz tüylerim diken diken oluyor, işte virüsü şöyle yendim, virüsü şunu yaparak yendim falan filan gibi. Yani virüsü yeniyordun madem, baştan niye aldın ya? Niye mağlup oldun değil mi? Niye mağlup oldun ya? Tövbe yarabbim. Böyle laflar hani biraz şeye dokunabilir mi Allah-u Teala'ya? Gayretullah'a dokunabilir mi? Ben şu tedbirleri aldım. Rabbim de şifa ihsan etti. Yani. O kadar. Yani.